Merhabalar dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Uzun bir aradan sonra arginin hakkında detaylı olarak bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Arginin vücutta önemli bir rol oynayan amino asittir. Arginin nitrik oksit adı verilen bir molekülün üretiminde önemli bir rol oynar. Nitrik oksit, kan damarlarının genişlemesine ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve enfeksiyonlarla savaşmada rol oynar. Protein sentezini teşvik ederek kas dokusunun büyümesine ve onarımına katkı sağlar. Bu amino asit, vücutta büyüme hormonu, insülin ve diğer bazı önemli hormonların üretimine katkıda bulunur. Arginin kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Kan damarlarının genişlemesi, kan basıncının düzenlenmesi ve kolesterol seviyelerinin kontrolü gibi birçok faktörle ilişkilendirilir. Ayrıca erektil disfonksiyon, yani sertleşme problemi yaşayan bireylerin de tedavisinde kullanılabilir. Çünkü kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur. Fark edebileceğiniz üzere birçok faydası vardır. Bazı sporcular arginin takviyelerini egzersiz performansını arttırmak ve dayanıklılığını arttırmak için kullanır. Arginin dengeli bir diyetle alınabilir veya takviye olarak kullanılabilir. Ancak takviyeleri kullanmadan önce doktorunuz ile görüşmenizi tavsiye ederim. Çünkü bilirsiniz, her insan başka bir dünyadır ve her insanın bağışıklık florası ona hastır. Kullanım şekli olarak arginin günlük olarak alınması gereken miktar kişinin yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivite düzeyine ve sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Genel olarak sağlıklı bir yetişkinin günlük olarak yaklaşık ortalama 3 ila 6 gram arginin alması önerilmektedir. Ancak spesifik bir beslenme planı veya takviye programı oluştururken bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurmak önemlidir. Bazı durumlarda özellikle sporcular veya belirli sağlık koşulları olan kişiler daha yüksek arginin alımına ihtiyaç duyabilir. Ayrıca birçok besinden doğal olarak arginin elde edebileceğinizi de unutmamamız gerekir. Bunlara örnek verecek olursak et, balık, süt ürünleri, soya fasulyesi, fındık, tohumlar, karpuz ve baklagiller gibi birçok gıda kaynağı arginin içerir. Ve bu gıdaların düzenli olarak tüketilmesi günlük ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olur. Arginin spordan önce mi tüketilmesi, spordan sonra mı tüketilmesi gerektiği kişisel tercihlere ve hedeflere bağlı olarak farklı avantajlar sağlayabilir. Bunlara örnek verecek olursak, spordan önce tüketimde arginin vücutta nitrik oksit üretimini artırabilir ve bu kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur. Bu egzersiz sırasında daha iyi kan akışı sağlayarak kaslara daha fazla oksijen ve besin maddesi gitmesine yardımcı olur. Bu nedenle daha fazla pump arayan sporcular antrenman öncesinde arginin takviyelerini tercih eder. Spor sonrası tüketimde de yine bazı avantajları vardır. Arginin spordan sonra tüketilmesi kas onarımı ve büyümesi süreçlerine yardımcı olur. Egzersiz sırasında kas lifleri hasar görür ve antrenman sonrası arginin alımı bu kasların onarılmasını hızlandırır. Görebileceğiniz üzere arginin tüketim zamanlaması kişisel hedeflere ve antrenman rutinine bağlı olarak değişebilir. Bazı sporcular hem önce hem de sonra arginin takviyelerini kullanabilirler. Ayrıca arginin doğal kaynakları olan gıdaları da günlük beslenmelerine dahil edebilirler. Unutmayın ki herkesin vücut yapısı farklıdır ve herkesin ihtiyaçları farklı olabilir. Bonus bilgi olarak arginine çok benzeyen bir amino asitten daha bahsedeceğim. Sitrilin. Sitrilin ve arginin vücutta önemli bir rol oynayan iki amino asittir ve benzer işlevlere sahiptirler. Ancak bazı farklılıkları vardır. İşte bu iki amino asitin ana farkları şu şekildedir. Kimyasal yapısı bakımından arginin sitrilinin bir öncü maddesidir. Yani sitrilin vücutta arginine dönüşebilir. Ancak arginin bir amino asit olarak proteinden sentezlenebilir veya yiyeceklerden alınabilir. Sitrilin ise özellikle karpuz ve bazı diğer meyvelerde doğal olarak bulunabilen amino asit türevidir.
İşlevsel olarak arjininin nitrik oksit özelliğinden bahsetmiştik. Sitrulinde ise nitrik oksit üretiminde arjininle benzer bir işlev görür. Ancak sitrulinin vücut tarafından arjinine dönüştürülmesi gerekebilir. Kullanım amaçlarında arjinin sporcular ve egzersiz yapmayı seven kişiler arasında egzersiz performansını artırmak, kas büyümesini desteklemek ve vasküler sağlığı iyileştirmek amacıyla takviye olarak kullanılabilir. Sitrulinde sporcular ve egzersiz yapanlar arasında benzer nedenlerle takviye olarak kullanılır. Ve bazı çalışmalar sitrulinin daha iyi bir nitrik oksit kaynağı olabileceğini öne sürmektedir. Sonuç olarak arginin ve sitrulin benzer işlevlere sahip amino asitlerdir. Ancak vücutta farklı yollarla kullanılırlar. Sitrulin arginine dönüştürülerek nitrik oksit üretimini artırır. Bu nedenle bazı kişiler sitrulin takviyelerini tercih eder. Ancak her iki amino asidin de besinler yoluyla doğal olarak alınması ve takviyelerin kullanılması konusunda dikkatli olunmalıdır. Özellikle dozajlarını ve kişisel sağlık durumlarına dikkat etmeniz önerilmektedir. Supplementler serisine devam etmemi isterseniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve bana ulaşmak için Vedat Aksoy Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim.